Dünyanın herhangi bir yerinden uzaya sadece 100 kilometre uzaktasınız. Bu mesafede dünyanın atmosferinin ötesindesiniz ve resmen bir astronotsunuz. 100 kilometre. Her gün bazı insanların işe gelip gittiği mesafeden daha az. 50 yıl önce bu mesafeye, yani uzaya ulaşmak mümkün değildi. Yapılan uzay araştırmaları ve uzay araçlarının geliştirilmesi bize gezegenimizin ötesinde neler olduğunu araştırmak için olanak sağladı. Teknoloji bize gerçekliğinden kurtulmak ve dünyanın ötesine uzaya gitmek için araçlar sunuyor.
ancak uzaya gitmek ve bu inanılmaz yolculukların bir parçası olmak. Yani bir astronot olmak için ne yapmalıyız? Bir kişinin astronot olması için yıllarca süren zihinsel ve fiziki süreçlerden geçmesi gerekir. İhtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesi için gereken uzun süreç toprağa çok yakın bir yerde, hatta deniz altında başlar. Bu bir yüzen eğitim tankıdır. İçi suyla doldurulmuş çok derin bir havuzdur. Eğitim tankına uzay aracı ve robotların deniz altı versiyonu yerleştirmiştir. Bu tankın içinde cisimler ne batar ne de yüzer. Ağırlık ve yüzdürme araçları birlikte kullanılarak astronotların su altı ağırlıksız ortamda asılı durumda kalmaları sağlanmaktadır. Gerçek bir görevin koşullarını canlandırmak için gerçek uzay kıyafetleri kullanılır. Büyük ve ağır olan bu giysiler, astronotların hareketlerini sınırlar ve dokunma hissini engeller. Bu sınırlara ulaşmak astronotlara zor koşullarda ve uzayın mikrogen çekiminde zor koşullardaki karmaşık görevler için hazırlık yapma olanağı sağlar. Bu tür eğitim, dünyayı terk etmeden görevlerin yüzlerce kez yapılmasını sağlar. Ancak gerçek anlamda ağrısız ortamın birleşimini yapmak ve insan vücuduyla zihin üzerindeki etkilerini görmek için başımızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Bu bir KC-30 süreçtir. Ağrısız ortam eğitimleri için kullanılacaktır. Bu daha çok orbit moment olarak bilinir. Dünyada neredeyse sıfır gerçekliğinde ortamın mezarını oluşturmak üzere bizi zihnimiz tam çekim güçlerine karşı işlem yapmak zorundayız. Vomit Vomit, buna yüksek rakamlara tırmanmak ve daha sonra da parabol ismi verilen giderek yükleşen bir evde dünyaya geri almak suretiyle erişir. Bir serbest düşüşün ortasında uçak böyle bir hıza ulaşır ki gerçekliğin gücü bir süreliğine ortadan kalkar. Bu, arabayla yüksek bir tümseyin üzerinden hızla geçtiğinizde hissettiğiniz etkiye benzer. Bizim bir saniye yerine 20 saniye sürmüş olduğunu düşünün. Gerçekimsizlik ortamı, astronotların eğitim almalarının zorunlu olduğu tek senaryo değildir. Ayrıca astronotlar uzaya fırlatma ve geri dönüş sırasında da dünyadaki gerçekliğinin birkaç katı güçle karşılaşırlar. Büyük bir santrifüj gibi bu kolun ucundaki santrifüj dereceli olarak hız kazanmak üzere bilgilendirilir. Kol ne kadar hızlı dönerse uygulanan şekil kuvveti o kadar artar. Fırlatma sırasında astronot, dünya üzerinde alışık olduğumuz gerçekliğin miktarını yaklaşık 3 katını hissedecektir. Bir luna parkta bu vitrine inmişsiniz, gerçekliğinin 3 katına yürüdüğünü muhtemelen bir şanslaştır. Ancak bu çok kısa bir süre için olmuştur. Bir fırlatma sırasında ise astronotlar bu düşe 8 zor dakika boyunca dayanmak zorundalar. Eğer çekim gücü daha da artırılacak olsa büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Çekim gücünün 6 katına birkaç saniyeden fazla maruz kaldığında yerinde bir durumda oluşur ve sonunda bilincinizi kaybedersiniz. Eğer bu eğitimleri başarıyla tamamlayabildiyseniz, artık uzayın zorlu ortamına fırlatılmaya ve bir astronot olarak görevlerinizi yerine getirmeye hazırsınız. Nefes alacak havanın olmadığı ve bombayla kaynama arasında geçen sınırların olduğu bir ortamda, astronotlar onları koruyacak özel tasarlanmış giysiler giymek zorundadır. Bu giysilerin altında vücut ısısını düzenler şekilde, sıcak ve soğuk havayı devamlı şekilde deri yüzeyinin üzerine pompalayan karmaşık bir borulu hava vardır.
Bu elbise aynı zamanda oksijen sağlayan yeni bir basınç ortamı olarak da işlev görür ve uzayın hava boşluğuna karşı koruma sağlar. Uzay giysileri astronotları uzayın dış etkilerinden koruyabilir. Peki ya dahili ettiler? İnsan vücudu milyonlarca yıl boyunca dünyadaki koşullara uygun bir şekilde gelişmiştir. Benzer olarak yer çekiminin aniden yok olması durumunda da uyum sağlamaya başlar. Bu uyumun ani bir sonucu deniz tutmasına benzer bir durumdur. İç kulağın içinde binlerce küçük kıl ve orta kulak taşları diye adlandırılan küçük kristaller vardır. Bunların işlevi hangi yönün yukarı olduğu konusunda beyni sürekli güncellemeler yapmaktır. Ancak gerçekçi olmadan yukarı veya aşağı kavramı söz konusu değildir. Gözlerinin gördüğüyle vücutlarının hissettikleri arasındaki bu karıştırma astronotların neredeyse 3'te 2'sinin hasta olmasına neden olur. Bu uzay milleri bağlantısı astronotlar uzay ortamına alışıncaya kadar 3 gün kadar sürebilir. Aynı zamanda bu süre boyunca kalp damar sistemi etkilenir. Dünyada yer çekimi güçleri kanı ayakta birikmeye zorlar. Yer çekiminin yardımı olmadan kan ve sıvılar göğüste birikir. Bu da kalbin büyümesine ve daha yavaş pompalamaya neden olur. Uzayda geçirilen süre ne kadar çok olursa vücudun yoğun kemiklere ve ağır kaslara olan ihtiyacı o kadar azalır. Dünyada iskelet, destek, koruma ve hareketlenme içindir. Güçlü yoğun kemikler yaralanmaya yönelmek üzere hayatıdır. Mikro yer çekimi, iskelet üzerinde yaralan talepleri azaltır, sonuç olarak da kemik yoğunluğu yavaş yavaş azalır. Kemiğin üzerindeki yapısı, kalsiyum tamamen yok olduğunda daha ince hale gelir. Uzayda geçirilen her geçim, kemik yoğunluğunun %2'sine kadar kaybedilebilir. Sonuç olarak kemikler, osteoporoz etkilerine benzer şekilde kırılan hale gelir. Uzayda kas kaybı da söz konusu olur. Yer çekimi güçlerinin etkisinden sürekli gelme ihtiyacı olmadan, kaslara olan ihtiyaç çok daha düşük hale gelir. Kemik ve kas kaybıyla mücadele etmek ve dünyaya geri dönüş üzerine her türlü uzun vadeli etkilerin önüne geçmek üzere astronotlar özel olarak tasarlanmış uzay jimnastik salonlarında her gün alıştırma yapmak zorundadır. Mikro yer çekimi ve bunun insan vücuduna etkileri üstesinden gelinmesi gereken de engel değildir. Uzay daha büyük ve daha ani tehlikeler söz konusudur. Denek astronotumuz. Uzayın gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için bizim Jumbo gönüllü oldu. Uzay bir vakumdur. Bu da uzayda havanın olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bizim Jumbo bu ortamda nefessiz kalır. Eğer kaza sonucu Django uzay aracından dışarı fırlayacak olursa uzaklara sürüklenir ve onu bir daha bulmak mümkün olmaz. Eğer Django'nun elbisesi uzay erken yırtılır veya denilirse maalesef aslında olarak kaybedebilirler. Uzayda hava -150 derece civarındadır. Yani olağanüstü soğuktur. Özel olarak tasarlanmış bir giysi olmadan Django saniyeler içinde donar. Uzay çoğunlukla boş olmakla birlikte uzayda Django'nun dikkat etmesi gereken bazı cisimler vardır. Mikrobiyo taşları uzay boyunca hızlanan ince kayalardır. Fark edilmek için çok küçüktürler ve onlardan kaçabilmek zordur. Uzayda hareket eden daha büyük göktaşları da vardır. Ancak bunların boyutları büyük olduğundan fark edilmesi dolayısıyla kaçınmak daha kolaydır. Uzaya bugüne kadar ne gönderilmişse halen oralarda bir yerdedir.
sayıları neredeyse 4 milyon ulaşan cisimler dünya etrafında dönen bir uzay çöplüğünü oluşturmaktadır. Isı olduğu kadar güneş mikrodalga fırın gibi elektromanyetik radyasyona yayar. Dünyada atmosferimiz bu zararlı ışınları süzer. Sadece bir güneş kremi, güneş gözlüğü ve bir şapkaya ihtiyacınız vardır. Bununla birlikte uzayda gerçek uzay yiyicisi koruması olmadan zavallı canlı kelimenin tam anlamıyla pişer. Deniz uzaydan çok daha tehlikeli bir radyasyon tipi kozmik ışınlar şeklinde gelir. Bunlar önlenemez veya bunlara karşı korunma sağlanamaz ve bunlar DNA'da değişiklik yapabilir veya onu hasar edebilirler. Uzay astronotlar için tehlikeler içiyor. Ancak bu tehlikeler belki daha fazlasıyla dünyada da söz konusudur. Fırlatma rampasında veya ayrılmadan kısa süre sonra yaralanmalar ve ölümler ortaya çıkabilmektedir. Uzay çağının başlangıcında astronotlar uzayda görevli olarak kısa süreli zaman geçirdiler. Görevler kısa süreliydi. Tipik olarak birkaç günden daha fazla değildi. Uzay istasyonlarının kurulmasıyla uzayda daha uzun süre kalmak ve çalışmak için imkan sağlanmıştır. Peki bu kadar uzun süre astronotlar burada neler yaparlar ve bu eşsiz ortamdaki günlük hayata nasıl başa çıkarlar? Dünya üzerinde alışageldiğimiz günlük işler burada çok zor hale gelir. Şu anda suyun uzayda nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Sıvıların uçuştuğu bir ortamda uçanmaya veya tuvaleti kullanmaya çalıştığınızı bir düşünün. Astronotun en önemli işi uzayda bilimsel deneyler ve araştırmalar yapmaktır. Gerçekimsiz ortam dünyada yapamayacağınız bilimsel çalışmaların yapılmasına imkan tanır. İzinde kalmak bir astronotun sağlığı için hayatidir. Astronotlar uzayda olan uzun süre yetkilerini en aza indirmek üzere her gün en az 2,5 saat boyunca alıştırmaya yapmak zorundadırlar. Uzay istasyonundaki ortamı sürekli çalışır durumda tutmak için düzenli bakım ve güncellemeler yapılmalıdır. En küçük bir sorun bile hayati tehlikeye yol açabilir. Son 50 yıl boyunca uzay araştırmaları sayesinde pek çok bilgi birikimine ulaştık. Bu bilgiler yaşamımız üzerinde derin etkiler yarattı. Anlık küresel haberleşme, ileri malzemeler ve bilgisayar teknolojisi bundan sadece birkaçıdır. Uzaya attığımız her ileri adım daha neler yapabileceğimiz konusunda bizi cesaretlendirir. Uzay araştırmaları sınırların ötesine geçerek bizleri tek ortak amaç etrafında birleştirir. Uzayın keşfi.
atalarımız bu zorlukları göze almamış ve bilinmeyeni araştırmamış olsalardı, bugünkü hayatımız ne kadar farklı olurdu. Uzayın keşfi her zaman tehlikeli ve yüksek riskli bir girişim olmuştur. Ancak insanoğlunun keşfetme tutkusu her zaman üstün gelmiştir. İşte bu, kâşiflerin her zaman yıldızlara ilgi duymasına neden olmuştur. Yıldızlar onların değişmez çok arkadaşları olmuştur. Her zaman gökyüzünde var olan ama bir türlü ulaşılamayan bu yıldızlar, uçsuz bucaksız okyanuslarda yeni dünyalar arayanların rehberi olmuştur. Acaba gelecek yarının kâşifleri için neler getirecek? Bilinmeye ulaşma tutumuz, bilim sadece yukarıdaki yıldızlara bakmakla kalmayıp, onların arasında seyahat etmemize de izin verecek mi? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çıkışlar sonra.